Gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yolda cüzdan bulsanız ne yaparsınız? Vallahi sahibine de versem cehenneme gideceğim, ben değilsem cehenneme gideceğim. En iyisi yemek. Çok para varsa içinde? Daha iyi işte, daha çok yerim. Peki. Ciddi söylüyorum ben yalnız. Peki. İkinci soruya geçiyorum. Tamam. Büyükşehirleri AK Parti kaybetti. Evet. Neden kaybetti? Neden kaybetti? Vallahi şimdi ben anlatmaya başlasam var ya. Evet. Üç gününü alıp birer tabure çekelim şurada anlatayım ben sana niye kaybettiğini. İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'na beklentileriniz nelerdir? Bak ben çok ciddi bir şey söylüyorum. Şimdi ben siyasette kişi yok. Siyaset genel bir şey. Şimdi adamlar çok iyi olabilirler. Tamam mı? Şahıs olarak. Fakat sistem diyor ki çalmazsan siyaset yapma diyor. Peki siyasetçiler yolsuzluk yapıyor mu? Yapmaz olur mu ya? Baştaki yapıyor, ben de yapıyorum. Herkes yapıyor. Yapmayan var mı? Ahlaklı buluyor musunuz? Ya ahlak olsa zaten dinimize sahip çıkarız. Yani toplumsal bir ahlaktan bahsediyorsun değil mi? Peki. Benim ahlakım da genel bir ahlak. Peki toplum nasıl olmalı? Toplum nasıl olmalı? Toplum vallahi Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki gibi olmalı. Fakir ama hür olmalı. Fakir ama namuslu olmalı. Fakir ama birbirini sevmeli. Bu kadar. Medya bağımsız mı? Medya mı? Ya beni güldürme Allah'ını seviyorsan. Sence bağımsız mı? Sence bana soruyorum ya. Peki gazeteciler ne yapmalı? Gazeteciler ne yapmalı? Güzel soru. Hepsi defolup gitmeli. Gazeteci var mı ismini söyleyebileceğim? Gazeteci var mı? Vallahi bir tane vardı. Yılmaz Özdil. O da başladı Atatürk'ü parayla satmaya. O da bitti benim için. Başka? Başka. Ya bir Uğur Dündar'ı sayabilirim belki. Bir Uğur Dündar'ı sayabilirim. Yani şerefini, namusunu, haysiyetini satmayan bir onu sayabilirim. Şimdi medyayı holdingleştirirsen medyayı holdingleştirirsen medyada çalışan benim oğlum gazeteci ya. Benim oğlum 5 gün bak 5 günlüktü. Bugün gazetesine girdi. Biz bugün gazetesinin ne olduğunu bilmeyiz. 5 günlüktü. Bugün gazetesine girdi. FETÖ'ye bir şeyden oğlumu aldılar, tuttular tam 1 hafta. Bir hafta ya. Bir hafta sonra ben çocuğumu çıkardım. O da benim F'yle, Ö'yle, T'yle, U'yla ne işim olur ya? Bir tek şey söyledim hakime. Gir YouTube'a, YouTube'da her şey yalan mı? Gir YouTube'a kim FETÖ'cü, kim TÖTÖ'cü görürsün yani orada. Çok basit bunlar. Çok teşekkür ederim. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. İsim neydi? Benim adım Ersin. Ersin Bey, sağ olun. Böyle bir adama denk gel.